Özcan Bey merhabalar. Merhaba. Ercan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sizleri ziyaret etmek gerçekten büyük bir keyifti. Ben röportajımı öncelikle Özcan Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Özcan Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? İsmim Özcan Doğan, 83 doğumluyum. Evet. Sektör, 10 yıldır sektörün içindeyim. Daha önce piyasadan bal alarak bu işe başladım. Evet. Sonra ağır alarak işime hız verdim. Yani 10 yıllık bir geçmiş var, bir tecrübeniz var. Aynen, evet. Bu da azımsanmayacak bir süre aslında. Evet. Ciddi bir süre diyebiliriz. Evet. Kardeşinizle berabersiniz. Kardeşimi daha sonra işte zorlandım. Kardeşimi yanıma alarak bu devam işi daha iyi yapmayı düşündüm. Evet. Teşekkür ederiz. O zaman kardeşinizi tanımak istiyorum. Ercan Bey, buyurun sizleri tanıyalım. Adım Ercan, 95 doğumluyum. Evet. Abimin desteğiyle buraya kadar geldim. Evet. Yani burada aslında abi kardeş sırtı omuz omuza verdik, mücadele ediyoruz. Aynen, zordur. Evet. Ben biraz firmayı tanımak istiyorum Özcan Bey. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar peki? Şimdi bizi arayan müşteriler genellikle bizden bal isterken damak lezzetine önem verdiğini biz anladık. Evet. Daha sonra biz bu işi çeşitli farklı tarz üretimlerle başlayarak onlara sunduk. Evet, yani biraz talepleri değerlendirdiniz. Aynen, talepleri değerlendirdik, evet. Güler yüz, samimiyetimizi de gördükçe bizi önemsediler. Peki üretim mi yapıyorsunuz? Evet, üretim yapıyoruz. Üretim yapıyorsunuz. Evet. Balların çeşitleri vardır. Çeşitlerimiz de var, evet. Neler peki bunlar? Bunlar eski tarzlardan üretilen zıl balı, yeni modern çıta balıyla işi, evet, sürdürüyoruz. Peki biz bazen tüketici olarak çok bilinçsiz yaklaşabiliyoruz Özcan Bey. Hatta evet, biz bal alırken bile uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Evet. Bu bize bir algı. Evet. Siz de karşılaşıyorsunuz. Şimdi ben... Bizlere tavsiyeleriniz neler? Biz nasıl anlayabiliriz? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi piyasada hani 200 rakamlar, 300 rakamları biliyoruz. Evet. Ben bunların abartılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bu işi üretirken toplumun alım gücüne, daha doğrusu alım gücünü esas alıyoruz. Yani bütün her şeyi düşündünüz aslında. Aynen. Gerçekten. Biraz devrensel düşünüyoruz. Evet. Üretimimizi müşteriye esas alarak üretmeye çalışıyoruz. Evet. Ama fiyat politikasında düşünerek üretmeye çalışıyoruz. Evet. Ama kalite de ucuza alınmaz. Böyle bir gerçek var. Tüketici olarak da bunu biraz anlamak gerekiyor. Kesinlikle kalite de ucuza alınmaz ama kalite de abartılmaz. Evet. Yani şunu da algılamamak gerekiyor. Çok pahalı ürün çok iyi demek değil. Demek değildir, evet. Çok ucuz balı da önermiyoruz. Evet. Ne şiş yansın ne kirap yansın bazında işimizi çözmeye çalışıyoruz. Evet. Evet, ama zor bir iş yapıyorsunuz. Zor bir meslek. İnsanlarla uğraşmak zor. Bir de emek veriyorsunuz, yani nerelere gidiyorsunuz, onları besliyorsunuz, alıyorsunuz, geliyorsunuz. Yani olmazsa olmazlarınız neler peki? Özcan Bey, 10 yıldır piyasadasınız çünkü. Şimdi olmazsa olmazımız yok. Yani şöyle, müşterinin her talebini karşılamaya çalışıyoruz. Çözüm odaklı gidiyorsunuz aslında. Aynen. Ve çözümcüyüz, çözümden yanayız. Evet. Yok. Temele indiğimiz zaman dürüstlük. İşin temeli dürüstlük, gülürüz, gel. Evet. Ama şunu söyleyeyim, işin en önemli kısmı damak lezzeti. Gülürüzlük ve samimiyet bunları tamamlayan faktörler. Yani aslında bu iş bir puzzle parçası gibi. Aynen. Hep böyle yerli yerinde olması lazım. Evet. Evet, bence ama en büyük başarınızın sırrı, hani gerek Ercan Bey kardeşiniz, gereksiz, siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Bu İşimizi çok severek yapıyoruz. İşin bizi başarıya götüren en iyi nedenlerden biri işimizi sevmemiz. İnsanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Evet. Şunu söyleyebiliriz, kendinizin yemediğini ya da eşlerinizin, dostlarınızın hiç kimseye sunmuyorsunuz. Hiç kimseye de sunmayız, tavsiye de etmiyoruz. Peki biz nasıl ulaşım sağlayabiliriz sizlere? Yani bu ürünleri almak istediğiniz zaman Ercan Bey? İnternet üzerinde zaten sitemiz var. Hatırlatabilir miyiz buradan ekran başındaki izleyicilerimize? Ziyaret etmek istediğiniz zaman. Yayınım değil mi? İşletme numarasıyla ver. İşletme numaramız var zaten. Biz onu... Buyurun paylaşabiliriz. Paylaşabiliriz onu. İnternet üzerimizden zaten Google'da da var bu. Evet. TR 24.000-24.40.18 işletme numarasıyla bize ulaşabilirler veya telefon numarasıyla yine, evet, bize ulaşabilirler. Peki bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? İzmir,
Ankara, İstanbul, Eskişehir, Erzincan gibi illere gönderiyoruz. Aslında bu da arz talep meselesi yani. Duruma göre aynen, daha uzak aynen yerlerde yani gidebiliriz. Bu işi ileriki yıllarda da daha 40 ton, 50 ton bazına çıkarıp işi daha da büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah derim. Hedeflere ulaşabildiniz peki istediğiniz yerde? Hedeflerimizde %50 bazında ulaşmaya çalıştık. Evet, tabii hedef hiç bitmeyecek. Hedef bitmeyecek. Ne insan hayatında ne de sektör bazında. Aynen. Evet, biz bu hedeflerinizi onda başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Buradan son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize ya tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alalım, buyurun. Tüm Türkiye kardeşçesine, barış içinde. Evet, çok ihtiyacımız var buna. Evet, ihtiyacımız var. Birlik beraberlik olmaya gerçekten zor süreçlerden geçirdik. Biz bir kere herkesi buraya davet edelim. Çay içmeye, kahve içmeye. En azından her şey ticaret değil, bu da bir gerçek diyelim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.